Evet, medyada da çok ilginç gelişmeler var. Transferler var. Transfer mevsimindeyiz. Herkes Arda Güler'in transferini konuşuyor ama medyada da, Türk medyasında da büyük transferler oluyor. Onlardan en çok konuşulan da sevgili meslektaşım Kübra Par'ın yıllar 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 boyunca çalıştığı Habertürk'ten ayrılıp TV 100'e geçmiş olması. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk ya. Stüdyon çok güzelmiş. Seninki Bizi kadar büyük stüdyolarda yapmıyoruz ama Ay, bu bizim çok daha havadar ve stüdyo. neşeli valla. Açık hava, açık Heveslendim. kafa diyoruz yani şeyde hani. Heveslendim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür Kaç ederim. yıl boyunca çalıştın Habertürk'te? 11 yıl Cüneyt. Biraz daha çalışsam emekli olacaktım Ve galiba de Habertürk'ten. bıraktın TV 100'e geçtin. Evet. Ne oldu? Nasıl bir gelişme oldu da? Habertürk'te mi bir farklılık var? Kötü giden bir şey var mı? Sen başka bir Yok. şeyden biliyorsun. Şöyle ilk kez transferin perde arkası Evet. Büyük sana transferin anlatayım. perde arkası. Yaz, manşeti Büyük at. Evet. demeyelim ama ya şöyle oldu. Ben Habertürk'te hakikaten çok severek çalışan böyle işini ne diyeyim hani sadece iş olarak görmeyip de ailenin içinde çalışarak gören biriydim. Son 2-3 yılda da haftada 3-4 akşam tartışma programı yapıyordum. Seçim sürecinde de Habertürk hakikaten Türkiye medyasına çok iyi bir sınav verdi. Yani bütün partilerden siyasetçileri konuk alan, hakikaten tarafsız durmaya çalışan çok önemli bir yayıncılık yaptı Senin Habertürk. saatlerce yaptığın yayınlardan birkaç cümleni alıp çok seni de dövmeye kalktılar. Evet. Troller üzerine yüklendi. Bak Habertürk siyaseti dizayn Dizayn ediyor etmeye falan yani. Oysa çalışıyor falan. saatlerce yaptığın şeyde sıradan bir cümleydi benim gördüğüm Muhakkak kadarıyla. onu da perde arkasını birazdan sor Evet. bana. Hakikaten Habertürk siyaseti o günlerde dizayn mı etmeye çalıştı? Habertürk'ten de ayrıldım artık anlatayım Soracağım. yani. Onu da sormuş Evet. Ona varsay. birazdan gelelim. Şu geçiş sürecini bir anlatayım. Şimdi Habertürk'te ben hakikaten çok mutlu çalışıyordum. TV100'de yeni bir kanal. 4-5 sene önce kuruldu. Onlar da yine merkez medya olmaya çalışan, merkezde durmaya çalışan, daha demokrat bir yayıncılık yapmaya çalışan yeni bir kanal. İlk bana transfer teklifini aslında ona ilk kuruluş sırasında yapmışlardı. Sevgili Ali Can Değer yayın yönetmeni ilk kurulurken bana bir teklif yapmıştı. O zaman Habertürk'te ben yoluma devam etmek istediğim için teşekkür ettim. Son bir yıl içerisinde de 3-4 kez daha teklifte bulundu. Necat Gülseven kanalın sahibi sağ olsun. En son seçimden önce bir görüşme yaptık. Seçimden sonra bir görüşürüz falan dedim ben. Seçimden sonra Habertürk'te böyle bir çeşitli kararlar alınmaya başlamıştı. Köşe yazarlarının artık daha uzman alanlarda yazılar yazmasıyla ilgili. Bayağı bir Habertürk'te neler oluyor falan gibi Evet. manşetlerin çıktığı günler. Benim de annemin ameliyatı vardı. Şehir dışına çıkmıştım. Kenan Tekdağ sen de bilirsin. Medya grup başkanı, Ciner grubunun çok kıymetli bir isimdir gerçekten medyada. Kenan Bey aradı. Dedi ki ya köşe yazarlarıyla ilgili belli değişiklikler oluyor ama sen bir süre sonra yazılarına başlayabilirsin. Televizyonda da yeni süreçte farklı formatlar deneyeceğiz. Biraz daha siyaset dışı formatlarımız da olacak. Talk show'lar, gece show'ları veya siyaset dışı aktüel programlar. Seni de bunun için düşünüyoruz. Bize yeni formatlar da önerebilirsin dedi. Telefonu kapattık. Böyle bir kaderi bir an mıdır bilmiyorum. Tam o kapattı. Necat Gülseven aradı beni. Ya Kübra Hanım bir daha görüşebilir miyiz? Biz sizi ikna etmek istiyoruz. Yeni dönemde bir yapılanma yapıyoruz. Başak Şengül vardır. Geçmişte Evet, CNN Türk'te ve çalıştık da yıllarca Global'de kendisiyle. program yapmıştı. Başak'a da transfer ettiklerini söyledi. Erdoğan Aktaş yine çok tecrübeli bir isim. Ece Üner ana haberi sunuyor. Candaş Tolga Işık program yapıyor. Haftada çok ses getiren Sabahları Ela programlar. var sabah haberlerinde. O da başarılı gidiyor gördüğüm Doğru. kadarıyla. Seni de kadroya katmak istiyoruz. Hadi görüşelim dedi. Biz görüştük. El sıkışır gibi olduk ama önemli olan tabii Kenan Bey'in, biz Kenan Bey, Kenan Baba gibi görürüz Habertürk'te. Onun ne diyeceğiydi, ondan izin almak Evet. gerekiyordu. Şimdi biz Kenan Taş'ı transfer etsek senden habersiz olmaz yani. Önce bir Kenan Cüneyt Taş gitmez. ne yap? Bak o kadar iddialı konuşma. Bak o kadar iddialı konuşuyorum. Zaten giderse ben de mesleği bırakırım. Artık ne yapalım Yo. Kenan'da yoksa bir atlayalım bari dedim yani. Dolayısıyla Necat Bey de bir Kenan Bey aramış açık. Ya, bu perde arkasını ilk kez Evet. anlatıyorum yani gerçekten. Allah'ın O emri da peygamberin kavliyle kızımızı TV 100'e istiyoruz mu demiş. gerçekten öyle demişlerdiyse. Hatta bilmiyorum bu özel bir detay ama anlatayım hadi sen de. Kenan Bey de gerçekten kız istiyor zannetmiş. Çünkü kendisinin henüz evlenmemiş kızları var galiba. Bunu Kenan Bey Allah. söyleyince öğren. Kenan Bey'i alalım yayına. Bakalım ne diyor.
Yani ben değil arkadaşlar. Kenan Bey derken Kenan Taş değil bu arada. Kenan Tekdağ'dan bahsediyoruz. Kenan Tekdağ'dan bahsediyoruz. Evet. Tamam Kenan, çıkabilirsin sen. Araya girdim, ben değilim dedi adam. O yani biz yeni dönemde Kübra'ya devam etmek istiyoruz, vermek istemeyiz demiş o da sağ olsun. Evet. Ben kendimi çok iyi hissettim tabii o böyle deyince ama paylaşılan sonra konuştuk. Yok estağfurullah öyle değil. Baba kız gibi konuştuk, Kenan evet. Bey'den müsaade istedim. O da sonunda sağ olsun tamam dedi. Yani TV100'de yeni evet, bir yola başladık. Meslekte bazen böyle taş yerinde ağırdır lafı vardır ama zaman zaman da değişiklik de fena değildir. Ben mesela 32. günde başlamıştım. 4 yıl sonra bir yıl geçtim, Ali Kırca'yla çalıştım. ATV Haber'de siyaset meydanını yönettik. İşte Cüneyt'in büyüteci diye köşe yaptık. Bir yıl sonra yeniden 32. güne döndüm. Ve 7-8 yılda orada da yine devam ettim. Bazen böyle şeyler iyi olabiliyor. Çünkü kurumlarda da çok uzun çalıştığın zaman kendi çalışanlarına insanlar bazen şey yapabiliyor. Ya zaten bu bizim kız diyor ya da bu bizim oğlan diyor. Hani çok böyle hak ettiği değeri, bunun için söylemiyorum, şahsın için söylemiyorum. Böyle şeyler de olabiliyor anlamında söylüyorum. O yüzden zaman zaman tebliğli mekanda ferahlık benim vardır. İlk şey değişik, ilk kanalda. Sizin kuşak çok transfer olmuş Cüneyt. Yani sizin dönemler daha böyle medyada az kanal, çok rekabet, büyük transferler olan bir dönemmiş. Son dönem o biraz daha azaldı. Benim ilk transferim ama TV100'de çok yani Ali Can Değer gerçekten soyadı gibi değerli bir gazeteci. Çok tecrübeli. O da çok demokrat. Yine Bülent Yılmaz var program müdürü. Yeni kanalda da güzel işler yapacağız. Çarşamba günü başlıyoruz. Öyle mi? Çok evet, hızlı erken başlıyorsunuz. Bayağı bir şey. Aslında evet. Sezon Eylül'de açılır. Hani bizim okullar açılınca televizyon sezonu açılır. Ama siyaset şey de hareketli. Onun için bir an önce başlayalım dedik. Yine program mı sunacaksın? Yani yine iki, evet yine tartışma programı. Habertürk'te yaptığım gibi çarşamba ve cumartesileri akşam saat 8.30'da başlayacağız. Gece 12.30'a kadar devam edecek. Benim Habertürk'te en önemsediğim ve değer verdiğim şey Türkiye'de bu kadar taraflaşmış bir medya ortamında çok sesli bir yayıncılık yapabilmekti. Siyaseti dizayn ediyor muydunuz? Peki oraya gelin. Biz siyaseti hiç dizayn etmedik ama siyaseti dizayn edenlerin işine gelmeyecek şekilde çok sesli yayın yaptığımız için biz hep siyaseti dizayn etmekle suçlandık Habertürk'te. Evet. Şunu çok açıklıkla söyleyeyim. Bakın ben artık Habertürk'ten ayrıldım. Başka bir mecradayım. Her şeyi anlatabilirim tırnak içinde. Şimdi bu dizayn etme meselesi tam da altılı masanın dağıldığı, Meral Akşener'in masadan kalktığı günlerde biz çok acayip yayınlar yaptık. O günlerde çıkan bir şey. Şimdi o günlerde medya öyle bir bölünmüştü ki muhalefet medyasının bir kısmı CHP'ye yakın olduğu için İYİ Parti'yi alabildiğine dövüyordu. Sadece İYİ Parti'ye alan açmıyordu. İktidara yakın medya hiçbirine alan açmıyordu. Habertürk burada şöyle bir çizgi izledi. Dedi ki biz nasıl iktidarla muhalefet arasında bir çok sesli denge yayıncılığı yapıyorsak merkez medya sorumluluğu gereği, bu durumda da biz muhalefetin kendi içindeki çatışmalarda da bir taraf değiliz. Evet. Biz burada da sorumlu bir yayıncılık aslında o Kenan Tekdağ'ın profesyonel ve kesinlikle gerçekten benim gördüğüm en etkin yöneticilerden bir tanesi. Yani şey olarak tarafsız bir dengeyi kuruyor. Ve de yayını çok yakından takip ediyor. Yani altyazısına kadar takip ettiğini biliyorum ben. Değil mi? Tabii, yani çok tabii. Şey konuklardan altyazıya kadar takip ediyor. 24 saat boyunca anladığım kadarıyla. Cüneyt, Habertürk'le ilgili çok iddialar oluyor. Ama ben şunu samimiyetle söyleyeyim sana. Ben 11 yıl çalıştım. Çok akşam yayını yaptım. Bir tek gün bile bana bir siyasi telkin, işte yayınlarda ona değil de şuna yakın davranalım, şunu görelim ama bunu görmeyelim, şu yorumu yapın ama bunu yapmayın diye samimiyetle söylüyorum. Tek bir gün dahi böyle bir şeyle evet karşılaşmadım. Yani bu siyasi dizayn iddiaları tamamen uydurma, safsata. O günlerde de Kenan Bey bize her zaman özgürce yayın yapabilirsiniz, biz hiçbir şekilde bir siyasi taraf değiliz dedi. Bunu da tarihe evet not düşmüş olalım yani. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Rekabet güzeldir. Senle de rakip oluyoruz. Bu arada Habertürk'te de bazı transfer girişimleri var. Onları da kulağıma geliyor. Öyle ama mi söylemiyorum. O, tabii evet. Haber Kenan Tekdağ'dan eli şeyi toplamıyor. Armut toplamıyor yani. Orada dur bakalım biz ne evet yapıyoruz diye Habertürk bakıyor yani. Habertürk çok güçlü bir kanal. Evet. Yine aynı ama şekilde TV100 de çok güçleniyor. Yani ben rekabeti çok olumlu buluyorum. Özellikle bizim piyasada. Gerçekten bu işten para kazanan kuruluşlar olması lazım. Yani sadece hani para harcayan değil. Yani kazansın ki bağımsız olsun, özgür olsun ve rekabet olsun. Rekabet olmadığı zaman herkes aynı şeyi söylüyor. TV100'de yani gerçekten çok önemli isimleri transfer ediyor. Onlar da yine böyle çok iddialı bir kanal olmaya çalışıyorlar. Yeni dönemde de
Hani gerçekten hem muhalefetten hem iktidardan konuklar alacağız. Çok sesli bir yayın yapmaya çalışacağız. Çarşamba, cumartesi akşamları bekleriz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hayırlı ederim olsun Cüneyt'ciğim. Kübra'cığım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.